Sevgili gençler, herkese merhaba. Bir test çözümüyle karşınızdayız. Hep beraber çözelim. Aşağıdakilerden hangisi tektonik depremlerin özelliklerinden değildir? Levha hareketleri sonucunda oluşurlar. Doğru. Büyük yıkımlar neden olabilirler. Doğru arkadaşlar. Enerji birikme sonucunda dalgalar halinde yeryüzüne ulaşırlar. Bu bilgi de doğru gençler. Fay kırıkları boyunca oluşurlar demiş. Evet, zaten depremler fay hattı boyunca oluşan dalgalardı. Şimdi eriyebilen kayaçların yaygın olduğu alanlarda görülen depremleri arkadaşlar biz çöküntü depremleri diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Soru 2'ye geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi dalga bakıntılarının oluşturduğu birikim şekillerinden değildir demiş arkadaşlar. Şimdi dalga bakıntılara bakalım. Kıyı okları arkadaşlar. Şimdi burada özellikle birikim ifadesine dikkat edin gençler. Kıyı oku var. Kıyı kordonu var. Lagünler var. Tombololar var arkadaşlar. Falezler özellikle gençler denizin kenarında oluşan dik uçurumlardı. Şurayı deniz olarak hayal edelim. Şurada arkadaşlar şu bölüm yani dalgaların kıyıya çarpmasıyla oluşan şu bölüme biz arkadaşlar falez diyoruz. Yani renk olarak göstermek gerekirse şu noktalar arkadaşlar falezin olduğu yerdir. Evet, cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Bursa. 3 nolu soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi volkanik şekillerdendir demiş gençler. Şimdi bakalım volkanik olanlara. Kaldera arkadaşlar volkanın tepesindeki bacak kısmını yani kraterin çökmesiyle oluşan volkanik bir şekildir. Gençler. Dolayısıyla cevabımız Adana oluyor. Gençler. Graben, Ors Graben vardı hatırlarsanız. Kırıklı dağlardaki çöken kısımlardı. Kıyı 8'si Horst ve Senkler. Bunlar daha çok arkadaşlar farklı dış kuvvetlerle ve iç kuvvetlerle alakalı. Geçiyorum arkadaşlar. Cevabımız Adana dedik bu arada. İşaretleyelim. 4'e geldim. Evet gençler. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların aşındırmasının taban seviyesine ulaştığı durumlarda oluşan arazilerin özelliklerinden değildir demiş. Yani taban seviyesine ulaşan arazi arkadaşlar akarsu artık yatağında eskisi kadar dik bir eğim söz konusu değildir gençler. Daha eğimin azaldığı bir alandan akmaya başlar akarsu. Yani yüksek engebeli bir yerden akmaz. Şimdi biriktirme şekilleri yaygındır demiş. Evet arkadaşlar bu olur. Akarsu yatağında menderesler oluşturur. Evet zigzaklar yapar büklümler. Denge profiline ulaşmıştır. Evet gençler. Geniş yataklardan akar. Evet zaten yatağı derine doğru değil yana doğru aşındırdığı için bu olay görülür. Ama akarsular hızlı akar demiş. Arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. Pardon böyle bir durum söz konusu değildir. Cevabımız Bursa diyoruz gençler. Geldik 5'e. Orojenez sert tabakaların kırılması yumuşak tabakaların kıvrılması sonucunda oluşur. Aşağıdakilerden hangisi orojeniz sonucunda oluşan yer şekillerindendir demiş. Arkadaşlar orojenizle bildiğiniz gibi kırıklı ya da kıvrımlı dağlar oluşabiliyor. Burada zaten kırık dağlar demiş Bursa'da. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Bursa olacak. Onu söyleyelim öncelikle. Kıyı taraçaları arkadaşlar özellikle eporojenizle oluşuyor. Dike'lar ve lokalitler bunlar derinlik volkanizması. Lav düzlükleri demiş. Yine bu da volkanizma ile alakalı. Sevgili arkadaşlar cevabımız neymiş? Bursa'ymış. 6'ya geldik. İç kuvvetler enerjisini yerin derinliklerinden yani magmadan alırlar. Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetler arasında gösterilemez demiş. Arkadaşlar akarsular hemen uzatmayalım. Dış kuvvetler arasında yer alır. Orojeniz, eporojeniz, volkanizma ve depremler. Bunlar iç kuvvet bildiğiniz gibi. Cevabımız Edirne arkadaşlar. 7'ye geldik. Evet, aşağıdakilerden hangisi depremlerin yapacağı tahribata insan etkisinden söz edilemez? Arkadaşlar yani alabileceğimiz tedbirlerle ilgili olacak. Depremin riski fazla olan alanların belirlenmesi bu bir tedbirdir. Zeminin kayalık olan yerlere konut yapılması doğru bir tedbirdir. Deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi tabii ki deprem öncesinde bu da önemli bir tedbir. Depremin büyüklüğü ve süresinin tespit edilmesi arkadaşlar bu deprem sonrasında yapılabilecek bir ölçümdür. Bu depremin tahribatını doğrudan etkileyecek bir durum söz konusu değildir.
Okullarda deprem tatbikatlarının yapılması, tabii ki burada panik olunmaması ve depreme karşı deprem esnasında yapılması gerekenlerin uygulanması açısından bu da önemli bir konu arkadaşlar. Cevabımız D oluyor gençler. İşaretledik, 8'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi daha çok Doğu Karadeniz dağlarında oluşan bir vadi çeşididir demiş. Gençler, Doğu Karadeniz bildiğiniz gibi engebeli ve dağlık bir bölge. Yani dağlar çok fazla. Biz bu tarz bölgelerde daha çok neyi görüyoruz? Gençler, çentik vadileri görüyoruz. Yani şu şekilde oluşan arkadaşlar vadilere biz çentik vadiler diyoruz. Yani V şeklinde oluşan vadiler çentik vadiler. Mesela diğer vadiler ya da oluşumlar daha farklı bölgelerde oluşur. Yani dağlık bölgelerde biz çentik vadileri görüyoruz gençler. Cevabımız C. 9'a geldik gençler. Evet, ayın çekim gücü etkisiyle gelgit oluşan kıyılarda akarsuların deniz kıyısında biriktirme etkisi zayıflar demiş. Evet. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yukarıdaki açıklama örnek oluşturacak bir durum görülmez? Arkadaşlar, gelgit ay ile dünya arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklanan bir durumdur. Özellikle okyanuslarda etkilidir. Bu ülkeler arasında okyanusa kıyısı olmayan tek ülke de Türkiye'dir. Dolayısıyla cevabımız Edirne arkadaşlar diyoruz. 10 ve son sonuncu soruya geldik gençler. Dalga deniz suyunun salınım hareketidir demiş. Evet. Buna göre hangileri dalgaların oluşumunda etkili olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Dalgalar işte deprem ya da volkanların patlamasıyla arkadaşlar oluşan sarsıntıyla dalgalar oluşabilir. Tabii ki günlük hayatta en çok gördüğümüz dalgalar ise rüzgarla oluşur. Yani cevabımız 1, 3 ve 5'tir. Peki tuzluk ve yoğunluk farkı daha çok denizlerdeki akıntıların sebebidir. Dalgaların değil arkadaşlar. Bakın onu unutmayın. Yani 1, 3, 5 bizim cevabımız olacak. Yani 1, 3, 5 hangi şıkta var gençler? Gördüğünüz gibi C şıkkında var. Cevabımız C diyoruz. Evet gençler, testimizi artık bitirebiliriz. Bakalım. Evet. Tüm soruları doğru bilmişiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Coğrafya kaderdir diyoruz. Tüm sınavlarda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.